أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله الذي هدانا لهذا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللّٰهِ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ صَلُّوا عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ رَسُولِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Enam suresi 38. ayete geldik. Estaizu billah. Ve mâ min dâbbetin fil ardı ve lâ tâirin yatîru bi cenâheyhi illâ umemun emsâlukum. Enam suresi 38. ayet. Yavaş yavaş Enam suresi de şeyini peki ilerledik değil mi? 38. ayet elhamdülillah. İyi bakmışsın, Enam suresi de bitmiş olur. Maide bittiğine göre değil mi? Evet. وَمَا مِنْ دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ. Aslında çok yavaş ilerliyormuşuz gibi ama ayet sayılarına bakınca yavaş da değil. Birkaç ders gelmeyecene kadar ayet geçiyor arada. وَمَا مِنْ دَابَّتٍ فِي الْأَرْضِ. Yerde ne dabbe varsa, dabbe dediği Cenab-ı Hakk'ın işte yeri eşeleyen herhangi bir varlık. Yani yerde herhangi bir canlı tabii, hareketlilik gösteren. Debelenen, evet. Debbeye dubbu, yani en küçük o yerin zeminindeki hareketliliği. Bazen nokta kadar küçük oluyor bunlar. Bazen büyük olur. İnsan da debbenin bir parçası. Yani ama insan yani canlılığı bakımından belki hani hayvanla müşterek olan yanımız, insan da bir hayvan mıdır sorusu gibi bu. Evet, o anlamda canlılığın içerisinde tabii insan varlığı da, ama özel bir yeri var. Fakat burada belli ki dabbe çok geniş anlamda kullanılmış. Tam da insanı da içine alan. Yani mesela وَاِمْ مِنْ دَابَّتٍ وَمَا مِنْ دَابَّتٍ اِلَّا هُوَ اَخِذٌ بِنَاسِيَتِهَا. Hiçbir dabbe yok ki Rabbim onu perçeminden kavramış olmasın diyor. Burada belli ki insan varlığına işaret ediyor. Perçemi falan artık. Koca bir dabbe bu. Belli ki biz dabbeye bir gideceğiz herhalde. فَاَخْرَجْنَا لَهُمْ. Bir de çok ilginç bir ayette biz onlara yerden bir dabbe çıkarırız. دَابَّةً مِنَ الْاَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ. Onlarla konuşur. اَنَّا نَاسَ كَانُوا بِاَيَاتِنَا لَا يُؤْمِنُونَ. İnsanlar ayetlerimize iman etmediğini, etmiyordu. Bunu onlara açıklar. Ama bu ne zaman olur? وَاِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ. Söz onların aleyhine vaki olduğu zaman diyor Cenab-ı Hak. Bu belli bir vakit, bir zamanda oluşacak bir şey. Sanki şu ayette var hocam, bundan farklı gibi duruyor. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَّابِ وَالْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهُ وَكَزَالِكَ. Burada evet. Ayrı sayılmış, en'am ayrı sayılmış, insan ayrı, dabbe ayrı sayılmış. Evet, umum husus diyor müfessirler buna. Yani وَمِنَ النَّاسِ mesela peşi sıra en'am da var, o da aslında devabın bir parçası olabilir. Ama bir niteliğiyle ayrılabildiği zaman, o zaman bunları ardı sıra sayabiliyor. Mesela insan da normalde dabbenin bir parçası. Ama bir niteliğiyle ayrılabildiği için, enam da bir niteliğiyle ayrılabildiği için bunları biri diğeri ardına sıralayabilmiş. Umum husus şeklinde de olabilir. Daha özel bir pozisyonu vardır. İnsanlığın mesela varlık içerisindeki veya canlılık içerisindeki konumu gibi. Ama siz bu haliyle ayrı bilirsiniz onu.
ayırabilirsiniz onu. O zaman artık bunu vav harfiyle ilave edersiniz. Bir merkeze, bir dabbeye bakarız belli ki. Allah Azze ve Celle insanları muahaze edecek olsaydım yeryüzünün üzerinde tek bir dabbe bırakmazdım diyor. Yani yaptıkları günahlardan ötürü onları cezalandıracak olsam göz ardı edip bağışladığını gösteriyor. Bağışlamayıp hepsini önemsesem yeryüzünün üzerinde tek bir canlı bile bırakmazdım diyor. Bu o yeryüzüne getireceği büyük felaket, büyük azap. Bunlardan en büyüğü işte Allah Azze ve Celle'ye oğul isnat etmek mesela. Diyor ki tekâdü semâvâtu yetefattarna minhu. Gök onunla paramparça olacak neredeyse. Tekâdü semâvâtu yetefattarna minhu ve tenşekkul ardu. Yer yarım yarım yarılacak neredeyse. Yani yarım yarım yamalak istiyor. Gök parçalanmak istiyor fakat emri ilahi tutuyor onu. Yoksa o sözün oluşturduğu o kabahat gök tanıklık etmek istemiyor, yer zemin oluşturmak istemiyor. Allah Azze ve Celle için oğul isnadına karşılık mesela. Dolayısıyla insanların bu, sanıyorum o dediğiniz ayet de yine Allah'a oğul isnadından sonra gelen وَلَوْ يُعَخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا ayeti de önünde yahut arkasında yine Cenab-ı Hakk'a oğul isnadı konu ediliyor. Ve buna Cenab-ı Hak çok güçlü bir tepki gösteriyor. Yani o kabahatin fiziki demeyelim de çünkü fizik bizim bildiğimiz bir alan. Ama bilmediğimiz bir alanda yine bir karşılığı varmış da yani ben radyasyon dedim biraz daha gizemli bir karşılık. Yani gözle görmüyoruz ya ama daha adını koymadığımız ama etki tepki alanı içerisinde kalan başka boyutlar olabilir. Mesela günah boyutu diye bir boyut olabilir. Fizik olarak dedekte edemediğimiz, tespit edemediğimiz ve onun tesiriyle göğü yıkacak, göğü paramparça edecek bir bomba patlatıyorsunuz ağzınızdan. Cenab-ı Hak öyle söylüyor. Keburat kelimeten tahrucu min efvahihim. O ne büyük bir kelime ağızlarından çıkıyor diyor. O ağızlarından çıkan kelime o kadar büyük bir şey ki. İşte gökleri parçalamaya, yeri yarıp paramparça etmeye gücü yetecek bir etkisi var. Ve o etki gerçekleşmek üzere ama Allah Azze ve Celle müsaade etmiyor. Çünkü tekâdüyle kullanmış. Neredeyse. Aynı şey işte Allah Azze ve Celle'ye yani ikinci bir ilahı yamıyorsunuz. De değil de bunlar yani burada evet. Belki bu onlar içerisinde bir bakıma Cenab-ı Hakk'a organik bir bağlantıyla bağlıyorsunuz. Yani oğul diyorsunuz. İsa Aleyhisselam'a takındıkları tavırla büyük günaha girdiler. Yani komple takımı da yanıldılar ondan da ben acaba. Her şirk de o olabilir yani. Kaldı ki o Allah oğul ifadesi o bahsedilen yerlerde de özellikle Hristiyanlarla ilgili de söylemez. Mesela kızları da Cenab-ı Hakk'a çocuk olarak yamadıkları yerlerde de benzer durumlar var. وَجَعَلُ الْمَلَائِكَةَ الَّذ۪ينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَانِ اِنَاثًا Melekleri dişi varlıklar olarak tayin edip Cenab-ı Hakk'a yamamaları. Ama oğul konusundaki şeyi daha fazla tepki Kur'an'da bu seziliyor. Yani şirkin ötesinde bir kıyım var orada herhalde. وَجَعَلُ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ mesela. Kızları Allah'a kız, Allah'ın kızı diyorlar. وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ kendileri için de hoşlandıklarını, oğulları kendilerine, kızları Allah'a. O yüzden Cenab-ı Hak تِلْكَ اِذَنْ قِسْمَةٌ دِيْزَى diyor. Bu nasıl bir taksim yani? Allah'a daha iyisi olması gerekmez miydi? Ama bu açısından iyisi tabii değil mi? Tabii onların bak çünkü iddia onların, yaklaşım onların ya. Cenab-ı Hak. Peki وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ yerde hiç ne bir dabbe var ki dabbe namına ne varsa diyorum ben bu minle kullanışları Türkçe'ye ancak öyle yansıtabiliyorum. Dabbeden yana ne varsa yeryüzünde arızda bu bir bakıma bize dabbenin arız ile olan ilişkisini de yakın ilişkisini de hissettiriyor. O yüzden yani vel arda vada'aha lil enam mesela arızı da enam için var etti. Bu dediğinize karşı bir ayet var hocam. Benim ayeti halakas semavati vel ard
وَمَا بَثَّ فِيهِمَ مِنْ دَابَّةٍ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ بَثَّ فِيهِمَ مِنْ دَابَّةٍ Evet, fihima demiş orada. Her ikisine dâbe. وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ Evet. Dolayısıyla gökleri de içine katmış ve ikili kullanmış. Demek ki oralarda da dâbe var. Benim diğer hatırladığım ayet وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ Arzı ise enam için, yani bir bakıma canlılıkla yakın ilişki kurduğu için arz ve enam arasında bir yakın ilişki düşünüyordum. Fakat bu ayet belirgin şekilde gökte de dâbe olacağını söylüyor. Hatırlattığınız iyi oldu. Neydi o? وَمِنْ اَيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ Evet. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ Şu halde burada arzdaki dâbeden başlamış Cenab-ı Hak. وَمَا مِنْ Devamında gökteki, havadakine geçecek. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ Arzda ne dâbe varsa وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ Yahut iki kanadıyla uçan ne uçucu varsa, ne kuş varsa. İlginç şekilde dabbede mini kullanmış, tairde kullanmamış. Yani şöyle burada da mini kullanabilirdi. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا مِنْ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ diyebilirdi. Burada kullanmamış. Dolayısıyla dabbeden yana yerde ne varsa ne de iki kanadıyla uçan kuş demiş. Ne de kuştan yana iki kanadıyla uçan ne varsa dememiş. Melekler de içine alırlar hocam. Çünkü orada melekler daha çok kanatlı var ya. Uyur eceyeti mesela selese ve rubaya. Min olsaydı da alabilirdi. Çünkü iki kanadıyla uçanları kastetti derdik sadece. Bilmiyorum. Mesela burada mini kullanmayabilirdi. Arapçası itibariyle her ikisini de kullanmış. وَمَا دَابَّةٌ فِي الْأَرْضِ diyebilir. وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ diye. Ama burada cer gelmiş buraya bakınız. Ha, cer var burada bakın. Minin ceri gelmiş. Dolayısıyla mine geri dönüyor. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ Min her ikisi içinde. Evet. Sadece atıfla dönmüş buraya. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ Yeryüzünde ne dâbe varsa وَلَا طَائِرٍ Ama bu kez yine arza dönüyor bu da. يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ iki kanadıyla uçan ne de kuş namına ne varsa demek olur. Mine geri döndüğüne göre. Ma ile veya lam elifleri geldiğinde bir fark, nasıl bir fark oluşuyor? İkisi de aynı. Hangisi o? وَمَا دَ ama şeye gelince وَلَا طَائِرٍ O bir ikisi birlikte çalışıyor onların. Ve ma ve la diyor. Yani ne bir arz, arzda ne bir dabbe var ne de demez Arapçada o. Yok. O ikisi hani bizde nasıl var bunun örneği? Ne de var ya. Türkçesinde ikisi de aynı sizi yanıltabilir ama İngilizce'de neither nor gibi mesela. İlki neither'a gelir, ikincisi nor'la gelir. O ikisi beraber çalışırlar onların. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ Arzda ne bir dâbe var, وَلَا طَائِرٍ ne de bir kuş yatıyırı uçuyor, بِجَنَاحَيْهِ iki kanadıyla. Bu da dikkat çekici, yani ne de arzda uçan, iki kanadıyla uçan bir uçucu yok ki, bu iki kanadıyla uçan uçucu ayrıntısı ne ifade ediyor? بِجَنَاحَيْهِ iki kanadıyla demiş. Ne de iki kanadıyla uçan bir uçucu yok ki demiş. İlla umamun emsalukum. Bunlar sizin gibi veya sizin gibi evet emsaliniz ümmetler olmasınlar. Bunlar da sizin emsaliniz ümmetlerdir. Yani ümmete ne diyebiliriz? Topluluklardır. Bunlar da sizin gibi topluluklardır. Ve mâ min dâbetin fil ardi. Böyle ayetin kendisi kısa ama genişçe tutuyor. Yani yeryüzündeki canlılığı karasıyla, havasıyla içine almış. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ Aklınıza deniz gelirse fark etmez. Çünkü deniz karanın kendisidir. Diğer tarafta göğüyle, atmosferiyle, karasını
Ve buradaki canlılığı bütünüyle ifade eden bir şey bu, ifade bu. Bunların hepsinin de bizim gibi topluluklar olduğunu söylüyor. Bizim gibi. Yani bu umamın ifadesi popülasyonlar gibi, yani kendi içerisinde üreme sistemi olan, birbirleriyle ilişkisi olan, birbirleriyle iletişimi olan, birbirleriyle karşılığı olan, mesela bu cins insan varlığı için nasıl kendi arasında bir karşılığı var, birbiriyle buluşuyor. Başta mesela eşler olarak buluşabiliyorlar, topluluklar olarak organize olabiliyorlar. Diğer türlerinde kendi içerisinde böyle bir organizasyon, böyle bir topluluk olduklarını, ki zaten bunu biz gözlemliyoruz yani. Hocam bu konu nasıl birden araya bu geldi? Çünkü bundan sonra gelecek ayetler de belleden ikizleri bir ayet sunuldu. Geleceğim oraya. Yani. Geleceğim oraya. Yani, mucize önce ne diyor Cenab-ı Hak, bir ona bakalım. Sonra yukarı ile ilgisi nedir diyecektim. Hocam, benim çok fikrim. Daha önce de bir geçmişti. Sizin gibi deyince bizim bir sürü özelliklerimiz var. Yani bunlardan tamamı için mi dedi Cenab-ı Hak? Yani bir mesela şuur var mı onlarla? Şimdi emsal kelimesi müsavilik değil. Yani eşit. Seva okum deseydi o zaman bir eşitlikten söz ederdik ki kaldı ki öyle bir durumda bile ne bakımdan eşit sorusu hala şey olurdu. Çünkü iki farklı şeyden siz zaten söz ediyorsunuz. Bunun aynılığını yani o seva olsaydı bile aynılık şeklinde yine anlamayacaktık. Çünkü zaten aynı şey ise o zaman niye iki farklı şeyden? O zaman onlar sizdendir demesi gerekir. Aynı ise aynı cinstense. Cenab-ı Hak ayette aynı cinsten olanları onlar da onlardandır diyor mesela. Dolayısıyla burada farklı büyüklükler var veya farklı kesimler var işte canlılar. Ve bizimle benzeştirmesi var Cenab-ı Hakk'ın. Ne bakımdan benzeştirdiğini de söylüyor. Umamun diyor. Onlar da ümmettirler sizin gibi. Dolayısıyla sizin gibilik ümmete dönüyor. Sizin gibi ümmettirler. Ümmet olmasaydı onlar sizin gibi olsaydı daha kapsayıcı olurdu. Daha müphem, sanki her bakımdan bizimmiş gibi düşünebilirdiniz. Ama topluluk olması bakımından sizin gibi, çünkü umamın ifadesi var orada. Ne bir karada dabbe var ne de havada bir uçan kuş var ki illa umamın, onlar da ümmettir. Ümmet olmasın. Emselukum, sizin gibi. Onlar da neymiş? Bizim gibi ümmetmiş. Yani o dediğimiz topluluk şeyi olan, kendi içerisinde koordinasyonu olan, organize olabilen, birbirini tanıyabilen, belli ölçüde iletişimi olur yine. Toplu halde bir arada yaşasa da, yaşamasa da, ama kendi içerisinde tür olarak yani bir karşılığı var. Başta mesela işte bu cinsellik gibi, eşlilik durumu, birbirlerini tanıyorlar, birbirlerini biliyorlar, birbirleri üzerinden çoğalıyorlar. Gerekirse anne mesela yavrusunu besliyor, kendi içerisinde kendi varlığını üretiyor, geliştiriyor. Erkek tarafı biliyor, tanıyor, ona kur yapıyor falan. Bazen üçü beşi bir arada yaşıyor, değil mi? Topluluklar halinde. Yani biz insanlara ait özellikleri sıralayacağız. Yani bizim keşfedemediğimiz sıfatlar da karşı tarafta olabilir. O bizim gördüğümüz kadar bizden çok farklı değil de daha fazla bize benzediğini ayet sanki atıf yapıyormuş gibi. Evet. Yani bu dediğinizde haklısınız. Daha bize ne kadar benziyorlar acaba ki Cenab-ı Hak bize sizin gibi ümmettirler diyor. Evet. Ayetin bu bölümü giriş bölümü. Bir de devamı var. Devamı da daha bir şey. İlginç. Şimdi giriş bölümünü ele almışken yukarıyla şeyine bakalım. Bizim konumuz yukarıdan beri birkaç ayettir. İnanmayan, ısrarla inanmayan, özellikle inanmayan, Kur'an'ın iddiasıyla görüp bildiği halde inanmayan, hatta duymak bile istemeyen tipte kafirlerin Resulullah'ı çok üzmesi, onun bunların da bir şekilde iman etmesi hususundaki rağbeti, bu sebeple onda meydana gelen mucize beklentisi, çünkü onlar mucize olursa inanırız gibi şey yapıyorlar, önünü açıyorlar, ümit veriyorlar. Buralardan geldik buraya. Allah Azze ve Celle en son ayette bir mucize indirilse ya
diye onların sözlerini anlattı. Bir ayet indirilse ya. De ki Allah, ayetin bir önceki ayetin sonu, de ki Allah kadirdir mucize indirmeye. Bu zorlandığı için indiremediğinden değil. İndirmeye kadirdir. Ancak insanların çoğu ilim yapmıyorlar. Biz şöyle toparladık. İnsanlar ilim yaparlarsa Allah Azze ve Celle'nin mucizeler indirmeye zaten kadir olduğunu göreceklerdir. Dolayısıyla mucize ile hasıl olacak ne varsa ilimle de aynısı hasıl olur. Cenab-ı Hakk'ın gücü keşfedilir. Dolayısıyla siz benim gücüme bakın demek istiyor Cenab-ı Hak. İlim nasıl yapılacak? Allah Azze ve Celle'nin yarattığı kudreti üzerinden, insan kendi varlığı üzerinden, etrafı üzerinden, gök üzerinden, yer üzerinden, yani elimizdeki materyal etrafımız, gökler, yer. Buradaki incelemeleri dolayısıyla insan Allah Azze ve Celle'nin o müşriklerin istediği türden mucizeleri zaten yapabileceğini kavrayacak veya bunu ilimle tespit edecek. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle doğrudan mucize taleplerinin önüne set çekti. Gücümü inceleyin, ayetlerimi inceleyin, ilim yapın, gücümü görmek istiyorsanız dedi önceki ayette. Böyle bir perspektif çizmişken önceki ayette, sonraki ayette yerde canlılığa Cenab-ı Hak işaretinizi, dikkatinizi çekiyor. Önceki ayetin son ifadesi ilim yapmıyorlarla bitmişken bir sonraki ayette Cenab-ı Hak yerdeki canlılığa dikkatimizi çekiyor. Ve dabbe namına yerde ne varsa, yerin semasında iki kanadıyla uçan kuş namına ne varsa bunlar sizin gibi ümmettirler. Bu bize o kadar ilginç gelmeli ki, aa bizim gibi ümmet bunlar da demeliyiz. Yani bizim gibi ümmet olması. Ve dönüp bakmalıyız onlara, eğer ilim yapmaktan buraya geçecek olursak. Ve ilim yapmalıyız bunlar üzerinde. Araştırma yapmalıyız, incelemeliyiz kuşunu, yeryüzündeki bütün canlıları. Evet. Ve Allah Azze ve Celle'nin ayette iddiasını bulan, ayet indirmeye kadirdir dediği o gücünü burada görmeliyiz. Ve görünce de murat, yani ilim yapmaktan murat hasıl olsun. Böylece artık mucize talebine falan bu tür müşriklerin, yani ilim yapmak istemeyenlerin dayattığı şeylere hiç gerek kalmasın. Zaten Allah Azze ve Celle'nin bu anlamda mucizeleriyle iç içe olduğumuzu, iç içe yüzdüğümüzü fark edelim. Böyle bir ilişki kurabiliyorum önceki ayetten bu ayete geçerken. Buradan da şu netice daha çok zihninde beliriyor. Yani Allah Azze ve Celle ayette canlılıktan bahsetti. Halbuki canlı olmayan unsurları da başka Kur'an'ın başka yerlerinde incelemeye değer. Onları da Allah'ın ayeti olarak takdim ediyor. Mesela güneşi Allah'ın ayeti olarak, ayı Allah'ın ayeti olarak, yeryüzünde gezip dolaşıp yeryüzünde bulunan Cenab-ı Hakk'ın yarattığı evlem yesiru fil ardi fe keyfe, öncekilerin akıbetlerine mesela feyanduru keyfe bedel halk, yeryüzünde gezip dolaşsınlar da yaratılış nasıl başlamış onu görsünler. Buna dair ayetleri, dağları, denizleri, yani bu cansız varlıkları da Cenab-ı Hak gücünün bir karşılığı olarak gösteriyor. Ama bu ayette tam da mucize taleplerinin ardı sıra olan yerde ilim yapmak üzere canlı unsura dikkat çekmiş. Ben şunu tahmin anlayabiliyorum, yani canlılık, canlı unsur daha dikkat çekici canlı olmayan unsurdan. Çünkü hareket ediyor. Mesela hayvan unsuruna nazaran ayet olması bakımından insan daha dikkat çekici. O fi enfusikum, kendinize bakın. Siz de Allah'ın ayetisiniz. Efe la tubsirun, görmüyor musunuz diyor Cenab-ı Hak. Bir başka ayette yemurrun aleyha ve hum musbihin. Üstünden basıp geçiyorlar Allah'ın ayetlerinin hem de güpe gündüz diyor. Ve keyyin min ayetin fis semavati vel ardı yemurrun aleyha ve hum mu'ridun. Nice ayetler göklerde ve yerde üzerinden basıp geçiyorlar ve yüz çeviriyorlar diyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla bu anlamda baktığımızda bütün yaratılış Allah Azze ve Celle'nin gücüne delalet ettiğine göre hepsi ayeti. Ama burada özellikle canlı unsur ele alınmış. Demek ki canlı unsur tam da mucize taleplerinin kuvvetle beklendiği veya konu edildiği yerde daha bir dikkat çekici, daha bir çarpıcı bir cevap niteliğinde. Bakın canlılara bakın. Yeri eşeleyen her ne varlık varsa sizin gibi ümmettirler. Demek istiyor ki o nokta kadar gördüğün ilerleyen varlık var ya, o bir ümmet. Bir yerde eşi var, yavruluyor, çocuğu oluyor.
onu senin gibi, senin baktığın gibi besliyor. Onun da belli bir zamanı var, gebe kalıyor veya yumurtluyor ama bakıyor. O yumurtayı özenle bir yere koyuyor. Uygun bir yere koyuyor. Bu canlılık, bu sistematik orada özenle işliyor. Bunun ne demek olduğunu insan böyle bir şeyi kendisi yapmaya kalkınca. Mesela bir yer yapıyorsunuz, tavuk dolduruyorsunuz. Hadi bunları besleyelim. Yani an itibariyle ölecek gibiler. Ya bunlar, en çok düşündüğüm şey bunlar dışarıda nasıl yaşıyorlar ya? Yani o orada o iki kanatlı hayvanların öyle narin, öyle çabucak ölmeye müsait olduğunu gördükten sonra sabah diyelim geliyorum arabanın yanına, arabaya bineceğim, oradan ağacın oradan iki kanatlı bir kuş ötüyor. Ben hemen duruyorum. Sen geceyi buradan mı geçirdin? O soğukta ne yaptın? Niye ölmedin? Sen kaç canlısın? Senin bir de yavrun vardır, Allah bilir. Onu nerede besliyorsun? Onun yumurtasını nerede sıcak tutuyorsun? Ben lisede bir de kuluçka deneyi yapmıştım. 21 tane yumurta koyduk. Hatta biraz daha fazla koyduk. Hani arada şey çıkan olursa diye. Her gün birini kırıp fotoğraf çekeceğiz. Deneyimiz bu. Başımıza gelmeyen kalmadı. Hiçbiri olmadı. Ya elektrik gitti, ondan sonra sıcak tutamadık, ya bir şey oldu. Yani ben de o zaman da şunu düşünmüştüm. Ya dedim, ben bu kadar itinayla, üstelik teknoloji, bilmem ne, kuluçka makinesi falan, bir tane hayvan çıkartamadık. Şöyle yarı canlı, böyle evrimini tamamlamamış tarzda, yani bağışlayın böyle bir ifadeyi kullandım, gelişimini tamamlamamış tarzda bir şey olsa, hilkat garibesi, ona da razıydım, öyle bir şey de beceremedik. 3 günden sonra böyle bir kılcal damarlardan sonra hepsi gitti. Evet. Sonra gelip tavuğa bakıyordum böyle. Ya tavuk kalkıyor, gidiyor. Tamam? Ama sen nereden biliyorsun gerekli olan zamanda geleceğim, yani o yeterince soğumadan hemen tekrar kapanacağım üzerine. He? Ümmet biliyor ama. Yaklaşacak olsan tepki koyuyor. Normalde sana hiç umursamayan o sünepe tavuk, horoz değil. Gidiyor, başka bir canlıya dönüşüyor. Daha kapıyı açtın mı hırlıyor. Korkutuyor. Biliyor musunuz? Yani kuluçkadaki bir hayvanın yanına girdiniz mi mesela? Normal gelecek adamı tanıyor ama yabancı olursa ona daha bir tepkili oluyor falan falan. Bunlar yine de anlaşılır. Hadi bunları gözle gördük, alıştık. Şu kutupta yumurtalarını ayakları üstünde, hem de erkeklerin üzerine Cenab-ı Hak yapıp bir ümmet var şeyini, bilincini, üstelik bizim de gidip keşfedebileceğimiz şekilde, yani bir gün geliyor, onu da gidip buluyorsun. Ayette senin onu senin dikkatin için orada hazırlanmış. Belli yani. Gidiyorsun o 6 ay süren kışta, ya canlı kalması değil, ısının bir yerde muhafaza edilmesi mümkün değil. O soğuk esen tip, her taraf kar ve soğuk. O orada yumurtasını koruyor. Hani kendisi yaşaması bile bir mucizeyken, kendi canlılığını koruması bile devasa bir mucizeyken, bir de ayakları üzerinde yumurtayı muhafaza ediyor. Soğuğa şey etmiyor. Buradan yola çıkan espriyle o çizgi film oluşturmuş. Bir tane baba düşürüyor yumurtayı da çabucak tekrar ayakları üzerine alıyor. Onun şeyi, yumurtadan çıkan şeyi, arızalı bir yavru çıkıyor. Böyle zıplayan bir şey oluyor böyle. Herhalde o soğukta ayakları üşüdü, zıpladı yavruyken, sonra zıplamayı iyi becerdi diye nükte üretmişler. Koca çizgi film bunun üzerine yürüyor. Ama bu bir gerçek çizgi film değil, bu bir realite. Hala şu anda orada 6 ay süren kışta erkekleri hem de ayakları üzerinde yumurtalarını taşıyorlar. Ve birlikte hareket ediyorlar, birlikte kümeleniyorlar, soğuğa karşı nasıl kümeleneceklerini biliyorlar. Ne diyor Allah Azze ve Celle? Sizin gibi ümmettirler. Ve kendi gücüne işaret ediyor. Ben yarattım onları. Aramızdaki fark şu onlarla, onlar bir nesne varlık olarak bizim gözlemimize açılmış. Onlardan gelip bizi gözlemleyen, resmimizi çizen, çocuklarını öğreten, ondan sonra bizden birkaç alıp laboratuvarında inceleyeni yok. Ama biz gidiyoruz, inceliyoruz. Biz burada gözlemciyiz. Yani ayette tam da Cenab-ı Hakk'ın bahsettiği bu canlılar karasıyla, şeyiyle bizim gözlemimize ve ilgimize sunulmuş. Ve gerçekten de ilgiye değer buluyoruz. İnananımız, inanmayanımız olağanüstü bir ilgiyle, belgeseli mesela en çok arada giden şey ne televizyonlarda? Hiç kimsenin kolay kolay hayır demediği, çok müşterek olan insanlar. Belgesel. Araya hemen koyduğumu belli bir kitleyi en iyi şekilde o 20 dakikada tutabiliyor, kaçırmıyor. Çünkü belgesel demek ilgi çekeceğin şey demek. O ilgi çeken şey Yüce Yaradan'ın kudreti, başka bir şey değil. Yani aslan da olsa,
haşerede olsa, maymun da olsa, biz onları tanımaktan acayip zevk alıyoruz. Çok ilgimizi çekiyor. Aa diyoruz her defasında. O kendi aralarındaki iletişim, diyor ki biri bu koca okyanusta dişisini bilmem nereden iletişime geçer. Nasıl bilmem ne sinyal gönderir falan. Oturup yerimizde düzeliyoruz. Yani ne sinyali, ne bahsediyorsun sen, ne söylüyorsun. Orada elektromanyetik bir şey mi oluşturdu? Kim bu sinyali gönderiyor? O karşıdaki bunu nasıl tanıyor? Ha ne dediğini anlıyoruz. Yani dişisine söylediği şeyi tahmin edebiliyoruz da. Bunun o su içerisinde böyle yarı uyur, yarı gezer o koca varlık bunu da beceriyor oradan, buluyor. Koordinatını tespit ediyormuş. İlla umamun emfalukum. Yuvasını terk eden arı gideceği yerin koordinatını bir başka arıdan güya almış. Güya değil, öyle söylüyor. Nasıl almış? Yazarak, çizerek, mesaj atarak da değil. Havada biraz raks etmiş ona. O raksı üzerinden koordinat veriyormuş ona. Ya bu nasıl bir dil? Bu dili bedeniyle havada oynayarak, havada durması bile mucizeyken havada yazı mı yazıyor demek istiyorsun? Yani koordinat mı veriyor? O koordinata göre yeni arı sürüsü oraya gidecekken o çiçeklerin bulunduğu yere yanlarına oraya gidecek kadar yeterince bal alıp daha fazlasını yük etmiyor. Çünkü götür getire gelir. Tam oraya götürecek kadar bal alıp oradan dönüşü de tamamen kovana bal taşımak maksadıyla son derece verimli bir süreçte. Bunlar bazen insan dinleyince herhalde bilim adamları ilginç gelsin diye bize böyle uyduruyorlar diyorsunuz yani. Ama bilim adamları uydursa bile arılar orada. Ve size bir süre sonunda o küçücük varlıklarıyla tonlarca bal çıkarıp sunuyorlar. Bir sene yaz tatili, yaz gelince tam da bu zamanlar erken çıktım dağa. Gittiğimde her taraf şu kırık ayaklardı. Çok böyle sürü halindeler. Bir de böyle tren gibi gidiyorlar. Gittiniz gördünüz bilmiyorum. Ya dedim siz kışı nerede geçirdiniz? Nasıl ayarlandınız? Böyle tam da hazırlandınız. Yazın geleceğini bildiniz. Şimdi de inmişsiniz böyle maşallah. Bir kısmı böyle gidiyor, bir kısmı öyle gidiyor. Yolu biliyorsunuz. Yani kışın biz oralara gitmeye cesaretimiz gelmez ki. Başımıza iş gelir. Karda donar, soğuktan ölürüz diye. Nasıl korundunuz? Bu gözükenleriyle gözükmeyenlerini de yok spor hücre yapıyormuş, kendisini koruyormuş da bilmem ne diyormuş. Yani küçücük gözde görünmeyen varlıkların bile varlığını sürdürebildikleri, birbirleriyle bir şekilde buluşup çoğalabildikleri, bunların hepsini önümüze açmış olan yüce kudret kendi gücünü onlar üzerinden bize sunuyor. Ve diyor ki sen daha ne istiyorsun? Gökten meleğin indirilmesin. Bu gördüklerin ne senin? Bu organizasyon, bu sistem ne? Hepsi tek bir merkezden yürütüldüğünü, yönetildiğini, hesap kitap altında olduğunu, tıkır tıkır işletildiğini göstermiyor mu? Bu belli bir düzenin, yani tek merkezden bir kudretin gücünün yansıması değil de nedir? Bunları ben yönetmiyorsam bu çöplükte nasıl böyle bir düzen var? Hani bir çöplükte diyorlar ya, bir çöplükte bir horoz öter. Nasıl da öyle bir şey? Her horoz kendi çöplüğünde öter, başka bir şey. Öyle mi? Her horoz kendi çöplüğünde öter. Bir çöplükte iki horoz ötmez diye bir şey yok mu? Bir ipte iki cambaz oynamaz. Benim öyle bir deyiş vardı. Böyle yani bir yerde tek bir söz olursa düzen olur. Çift başlılık olursa dağınıklık olur. Düzensizlik olur. Hele hiç başlılık olursa, ki çoğu insanın iddiası budur. Orada hiçbir şey olmaz. Çünkü yürütücü erk olmaz ise düzenden söz edilemez. Dağınıklık olur. Hiçbir şey olmaz orada. Sürekli müdahale mi var? Yani sürekli... Full kontrol. Bozuluyordu müdahale, yani o bozuluyordu ya dediğiniz zaman bir aralık açıyorsunuz. Evet, yine kontrolsüz bir aralık açıyorsunuz. Ama eğer bir sistem size bir kere start verildi, o sistem yürüyor. Evet. Bir ama sistem... Her anda kontrollü yürüyor. Yani bir ha, siz değil. Start verildi derken baştan bir enerji yüklendi. Evet. Sonra o kendi enerjisiyle bir miktar bağımsız deviniyor. Bağımsız hareket ediyor ondan sonra. Kur'an'daki anlatım ise... Bu benzeri ayetlere gider bakarız. Yani bunların hepsinin kayıtlı olduğu vurgusu var.
Yani yaştan kuruya, kurudan yaşa, yerden çıkan, yere giren, gökten inen, gökten çıkan, rahimde beliren, şekil alıp doğan, doğmayan, bunların hepsini böyle geniş ifadelerle Cenab-ı Hak konu ettiği her yerde bunların hepsi bir kitaptadır diyor. Burada da aynı şey var. Ne diyor bu ayette? İlla umumun emsalukum ma ferratna fil kitabi min şey. Biz kitapta hiçbir şeyi ihmal etmedik. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اِلَّا فِي كِتَابٍ Gökte ve yerde görünür görünmez gaibe, böyle gizli saklı hiçbirisi yok ki sizin bilmedikleriniz, gaibe demiş Cenab-ı Hak, ancak bizim kitabımızda onlar. اِلَّا فِي كِتَابٍ Hepsi kitap içerisindedir. Bilmek başka bir şey. He? Bilmek başka bir şey. Bilmek demiyor. Kitaptadır diyor. Kitapta olması da başka bir şey. Baştan gidiyor. Nasıl tasarlamış, başını biliyor, sonunu biliyor. Ama hareketliliğin de mesela. Ağaçtan düşen bir yaprak da kitapta diyor. Yaştan kuruya geçen de bir kitapta. Burada bir şey yok. Ama mesela sürekli müdahil mi? İlk bir yüzeyden bütün canlılar mı oluştu, yoksa maymun, işte balık, kuş ayrı ayrı mı yerleştirildi mesela? Ya o daha farklı bir şey. Yani ben şöyle anladım ya soruyu. O müdahale iyi bana anlatacak bir şey. Yani diyorlar ki işte sıfırdan hayat oldu, sudan bir tek hücre oldu, bir tek hücrede hepimiz oldu. Mu yoksa işte farklı tasarlanmış yaratılışlarla mı geliyor? Dünya sürekli müdahaleyle mi hayat veya devam ediyor? Yoksa bir sistem kuruldu, o sürekli işliyor mu? Şimdi soru yani genelden alınıyor, soru özele çekiliyor. Evrime doğru. Yani yaratılışın geçirdiği evre şey anlamında. Şimdi eğer ama müdahale olup olmaması konusu çok daha genel bir konu. Yani sistem başlatıldığı gibi aynı şekilde sürdürülüyor da mı? Yoksa sadece başlatıldı, sürdürmesini kendi içerisinde kendi dinamizmiyle bağımsız ilerletiyor. Şimdi bağımsız ilerletiyorsa şu demek olur bu. Siz bir sisteme bir başlangıç veriyorsunuz ve bu sistem sizden sonra, artık sizin başlangıç vermenizden sonra bağımsız ilerliyor. Yani sizin istemediğiniz şeyler de olur orada. Diyelim ki siz bir canlılık üzerinden söylersek, canlılık başlattınız. Buradan üç ayaklılar da çıktı, yedi ayaklılar da veya ne tür canlılar. Aa falan dediniz. Yani sizden bağımsız gelişiyor. Kendi içinde bir dinamiği var. Şimdi o dinamiğin içerisinde gücünüzü saklarsanız o yine sizin kontrolünüzde kalır. O da yine kontrol. Yani onun full kontrolden bir farkı yok. Yani anlık kontrolden hiçbir farkı yok. Ama o daha mucizevi geliyor. Yani olabilir. Bir sistem kurdu ve mükemmel çalışıyor. Hiçbir kontrole ihtiyacı yok. Hiçbir dolayısıyla sona kadar her aşama baştan zaten kurgulu. Bu full kontrol. Evet. Full kontrolün şey ifadesi bu. Yani tohum içerisine yerleştirilmiş olan, diyelim ki tohuma siz nasıl bir ağaç olacağını işlemişsiniz, o tohumdan sizin istediğiniz ve işlediğiniz, kodladığınız ağaç çıkıyor. Dolayısıyla ağacın sizin kontrolünüzden gayrı bir şey olma ihtimali yok. Bu full kontrol. Evet. Buradaki bir tek yani farklı bir yani ayrım dan söz edilecek olursa, anlık veya işte baştan, konu artık zaman meselesi haline geliyor ki o zaten tartışmalı bir şey. Yani o zaten zaman dediğimiz bize karşılık gelen ve içinde yaşadığımız hususlar bizce bilinen cephede olan şeyler mi, yoksa bir başka boyutta sünen, genişleyen, belki bütün ortadan kalkan şey bir varlık mı, görece bir varlık mı? Kur'an'a göre bu görece bir varlıktır. Dolayısıyla eğer zamanı da böyle görürseniz, o zaman artık anlık müdahaleyle baştaki müdahale dediğimiz şey de birbirinden çok ayırt edilemez hale gelir. Rahman suresi iki ayet var ardışık bunlar hem de. Kullu men aleyhe fe'en, üç şeyin söylediğini. Bir de kullu yevmun huve fikşe, yani sürekli işleyen, sürekli üzerinde duran şeydir. Yani kulle yevmin huve fî şe'en ayeti, senin Rabbin her gün iş başındadır diyor. Her an iştedir diyor. Yani şey diyor ya, bıraktı artık Kur'an işliyor. Yani Kur'an'ın üstünde durup durmamasına gerek yok ki, anladım ben soruyor.
Bu evet. ayetler de Rabbin her an işliyor üzerinde yani. Evet. Bir zaman ifadesi var, yevm ifadesi var. Kulle yevmin huve fi şeyin. Her an şe'en içerisindedir. Her an iş üzeredir. Onun önünde arkasında yes'eluhu men fis semavati vel ard var. Yani gökte yerde ne varsa hepsi ondan istiyor. Her an iş üstündedir. Her an iş. Bir de bu ayetel kürsi var ya. Estaizu billah Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Allah Azze ve Celle'nin kayyum kelimesi de yani ayakta tutmak, yaşatmak, ondan sonra var etmek, bu onun her an ona bağlı olarak sistemin ancak var olabildiği kesintisiz. O kadar ki la ta'khuduhu sinetun ve la nevm. Onun ne bir uyku ne de bir uyuklama hali alır. Çünkü o kayyum olan Allah Azze ve Celle her şeyi zaten yürütmekte. Düşünün, yürüten kudret, yani şoför uyursa ne olur gibi. Var eden sistemi yürüten kudret olursa, uyursa ne olur gibi. Dolayısıyla ela lehul halku vel emru. Halk da onundur, emir de onundur. Yani yaratma da onundur, yürütme de onundur. Allah Azze ve Celle böyle söylüyor. Ela lehul halku vel emru. Benzer ayetlerde tedbirin süreklilikle onun elinde olduğunu ifade eden başka ayetler de var. Yudebbirul emra minel ardı ile semai. Yerden göğe bütün işleri o yönetiyor. Bu daha bir böyle sistem içi şeyi veriyor. Sümme ya'rucu ileyhi. Sonra bu tedbir ettiği işler kendisine döner. Fi yevmin kâne miqdâruhu 50,000 sene. Bir günde döner ki miktarı 50,000 senedir. Bunlar son derece sistem içi ve şey ifadeler. Yani koordinat, zaman. Ama yorduktan sonra bir şey yetiştiremeyiz ki. Biz yetiştirdiğimiz zaman yorulursa o zaman... Kendi inancıma uygun görmüyorum. Yani bir yaratıcı var, bir şey koymuş ortaya ve sürekli onun müdahaleyle ayakta tutuyor. Bu bence bir eksiklik atfetmek yani yaratıcı. Hocam aksi durum... Tam tersine. Her atomun o ilah olması gerekiyor. Her atomun o zaman ilah olması gerekiyor. Sizin dediğiniz gibi olsa. Yani orada nasıl bir eksiklik oluşabilir ki? Yani bence tam tersi... Yok. Yani varlığın ona itimat etmesi ancak onunla ayakta durabilmesi onun bir eksikliği midir yoksa kemali midir? Yani as-samed mesela Cenab-ı Hak diyor ki ben as-samedim. Gökte yerde ne varsa bana bağlıdır ve her an bana ihtiyaç içerisindedir. Her an benden sorar, benden ister. Her an bana bağımlıdır diyor yani Cenab-ı Hak. Şimdi buradan biz, ben Allah Azze ve Celle'nin büyüklüğünü ve gücünü anlıyorum. Yani ondan bağımsız hiçbir varlık ayakta bile sendeleyemiyor bile, duramıyor bile. Biz özgür insanlar bile kullandığımız enerjiyi dahi ondan sağlıyoruz mesela. Hani bize böyle bir enerji verilmiş de onu bir şekilde biz artık ondan kopabildiğimiz halde bir an bile var kalamıyormuşuz gibi düşünüyorum. Bunu peki nasıl gözlemliyoruz? Sürekli Allah'ın bu sistemi support ettiğini sürekli. Yaratma, yaşatmasıyla. Nasıl? Bunu insan nasıl anlayıp gözlemleyecek? Ya mesela ben kendimden örnek vereyim. Benim içimde var olan bir pil gibi bir şey var. Çalışıp duruyor, pıt 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 atıyor. Benim onun çalışmasıyla alakalı hiçbir faaliyetim yok. Sorum şu, bunu kim çalıştırıp duruyor? Benim tek bulduğum cevap, her an onu çalıştıran Allah Azze ve Celle'dir. Ve ben şu an bu yaşamımı bile, yaşamsal faaliyetimi bile, yani görünürde kan dolaşımı falan en aktif organım olarak orada görüyorum. Ve bir an duracak olsa etrafımdaki insanların, ben gibi insanların müdahalesi bile yetersiz kalıyor. Ama o içinde o sürekli atıp duruyor. Şimdi ve üstelik fiziksel bir hareket yani. Emme basma su motoru mesela ne kadar fizikselse, ne kadar görünürse koca vücutta dolaşımı çeviren şu kadar bir şey. Kim bunu? Kendiliğinden olması denen şey bana hiç makul gelmiyor. Böyle bir şey. Ben elimi isteyerek bile yapamıyorum. Yani şöyle yapayım. Yapamıyorum. Dolayısıyla onu bir iradeyle sürekli çalıştıran bir muharriki aramak. Beyinden bu bir... sinyal gidiyor hocam. He? Beyinden sinyal gidiyor. Yani onu onu hayır, şöyle düşünün. Sahiple açıklayabiliriz yani. O konuyu bence biraz değişik bir batını bir yorum olsun. Hayır ama ben gözle görünür çalışan bir
varlığın nasıl çalıştığını soruyorum. Çalıştıran kim diye soruyorum. Çalışıyor hali hazırda. Yani hayal görmüyorum. Çalışıyor. Çalıştıran kim diyorum. Göğün enerji var, istemsiz kaslarınız var, beyinden sinyal gidiyor, çalışıyor. Ama durduk yerde olmuyor böyle. Yani bunun çalışması... Farklı bir şey de anlatılabilir. Bakın yanlış bir şeyi savunuyormuş gibi algılanmasın ama... Farklı sahiplerle ve sebeplerle bu anlatılabilir. Ama yani bu hayali. Ben var olan bir şeyden söylüyorum. Ama bu nasıl gözlemleyeceğim? Bu vatede vücut değil mi? Arkadaşım bahsettiği vatede vücutun bence bir şey gibi. Yok. Vahdedi vücuttan söz etmiyor. Yani bizden farklı olarak söylediği şey sadece şu kadar bir şey. Diyelim ki beyin üzerinden açıkladık sistematik olarak. Yani Allah Azze ve Celle otomatiğe bağlamış kendi içerisinde kendi döngüsünü. Tamam, yani bu yine yaratan kudret o. Biz de her an onu yarattığını, her an onu çalışma emrini verdiğini düşünüyoruz. Şimdi ikisi arasındaki fark ne? Otomatiğe bağlamak ile mesela diyelim ki benim bahçemde su motoru var. Vaktiyle su motoru yoktu. Elimle gidip çalıştırıyordum mesela. Çekiyordum suyu. Sonra biraz daha düşündüm. Beni çok yoruyor bu. Yapamıyorum sürekli. Sistem geliştirdim. Bir mekanizma oluşturdum ve otomatik çalışıyor. Geldim şimdi ben bu tarafta şey yapıyorum. Ama bu haliyle bile olsa, buna benzer bir şey söylüyorsunuz. Bu haliyle bile olsa o benim eserim sonuçta. Yani orada kendi içerisinde kendi sinyalini tekrarlayıp yerden sürekli su çekiyorsa ona sağlanan enerjiyi oraya bine ben koydum. Ben oluşturdum. Mekanizmayı ben yaptım. Dolayısıyla o full benim eserim. Ha kendi içerisinde bir otomasyon oluşturdum. Sürekli çalıştırıyorum. İstersem gidip durdurabiliyorum. Bu tahayyül ettiği, ben hayır illa böyle değil demiyorum. Burada da full kontrol var çünkü. Oradaki yani ne kadar su çekeceği, saniyede kaç devir yapacağını falan siz baştan kurguluyorsunuz, dizayn ediyorsunuz. Ama şimdi ben şunu anlamadım. Bu benim, ben yaptığım zaman bu anlaşılır. Çünkü ben orada sürekli su çekemiyorum. Benim uyumam lazım, gidip dinlenmem lazım. Benim işte ben o yüzden bir otomasyon kurmak durumundayım. Ama ben bunu yapmaksızın yani onu böyle bakarak bile ne bileyim öyle güçlerim var ki benim hiç böyle otomasyon falan oluşturmuyorum. Tıpkı elimle sürekli çeker gibi yani elim uzuyor çekiyorum sürekli beni hiç rahatsız etmiyor. Bu daha ileri bir şey geliyor bana yani. Yani düşünün siz bunu kurmuşsunuz ben de bizim orada da çalıştırıyor su çıkıyor. Geldiniz sen ne yaptın işte motor yaptım böyle çıkıyor. Bizim orada geldiniz yine su çıkar. Sen nasıl çıkıyorsun? Benim manevi güçlerim var ya, doğaüstü güçlerim var dediğin zaman bu daha ileri bir şey. Yani Allah Azze ve Celle'de öyle bir kudret, öyle bir güç var ki o Allah Azze ve Celle böyle her an yaratıyor, yaşatıyor. Ha bunu bize görünen açıdan baktığımızda da onun dediğini daha fazla düşündüren hikmet boyutunda gidip araştırdığınızda bir sinyal buluyorsunuz gerçekten. Yani büsbütün belirsiz yani kalp üzerindeki mesela sinüs sinyali. Orada gidiyorsunuz. Buna sürekli tetiklemede bulunan bir düğüm buluyorsunuz. Bu da Yüce Yaradan'ın bence acziyetinden değil, yaratma gücünü sistem olarak oluşturduğu varlığı bize yansıttığı yerdeki alfabeye karşılık geliyor. Bizim okuduğumuz, onun gücünü okuduğumuz bir alfabe değil mi? Yani kalbi inceliyorsunuz, sinüs düğümünü öğreniyorsunuz. Orası sürekli sinyal üretiyor. O sinyalin oraya üretmesinin, kimin söylediğini siz henüz keşfedememişsiniz ama yol alıyorsunuz, peyderpey keşfediyorsunuz. Karşınızda bir sanatın alfabesini, parçasını, dokusunu, kendi içerisindeki bütünlüğünü okuduğunuz yerde bu ilahi gücü yansıtmıyor mu? Bence ilahi gücü yansıtıyor. Ama ben şu düşünceyi yani bırakıp gitti gibi anlaşılacak. Çekildi artık kendisine bıraktı, dağınık ilerliyor kim ne olursa gibi yaratıcı erki baştan tetikleyen sonrasındaki gelişinden artık izole ve kontrol dışı. Yani artık istemediği şeyler olabiliyor. İstemediği canlılar türeyebiliyor. Ya istemediği hadiselere yol açılabiliyor. O fikir bu Cenab-ı Hakk'ı vallahu bi kulli şeyin muhit. Yani Allah her şeyi ihata etmiştir. Allah'ın ihata etmesi, onun çekip gitmesi bile fikri bana çok soğuk geliyor. Ve huve ma'akum eynema kuntum. Yani diyor ki Allah Azze ve Celle bir dabbe yok ki ve ma min dabbetin İlla huve ahizun binasiyetiha. Allah onu perçeminden kavramamış olsun. Hiçbir canlı yok ki o onu perçeminden kavramamış olsun diyor. Yani yorarsanız ayet yetiştiremeyiz ama
yormak istemezseniz ayet bence mesela lehu muakibatun min beyni yedeyhi ve min halfihi yahfazunahu min emrillah. Bütün varlıklarla birlikte meleklerin, insan varlığıyla birlikte bile meleklerin var olduğunu, meleklerin onlarla birlikte hareket ettiğini, onları Allah Azze ve Celle'nin emriyle koruduklarını, yani şu olay olacak, şu olmayacak, yani sistem içerisinde burada başınıza bir taş düşecek değilse, eğer düşmeyecekse o düşmeyecek o taş. Siz o kazayı yaşamayacaksınız. Ve meleklerin var, onu muhafaza ediyorlar diyor Cenab-ı Hak. Yani Allah Azze ve Celle sistemin içerisinde gücüyle, kudretiyle. Ama eğer konu zaman konusu olarak olursa biz zaten zaman konusunun içinden kendisinden de çıkamıyoruz. Yani ben tohumun içerisinde her şeyi kodladım. Tohum çıktığında her şey istediğim gibi oluyor ile ben her an müdahale ediyorum istediğim gibi oluyor arasında sadece zaman farkı var. Hocam bu şey var ya, göğü yeri düşmekten ben koruyorum diyor mesela Allah. İnna Allaha yumsiku semavati vel arda en tezula. Allah gökleri ve yeri düşmesin diye tutuyor. وَلَاِنْ زَالَتَا اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِنْ بَعْدٍ Düşecek olsa ondan gayrı kim tutabilir ki? Ondan sonra لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةِ اِلَّا بِلَّهِ diyoruz hocam. Yani evet. Bu hangi zamandan bahsediyoruz? İşte konu zamana iniyor. Yani zaman konusu neye? Ders. Evet. Şey söyleyeceğim, o alt konuda elektronlar var. Elektronlar birbirlerinin içinde gidip geliyorlar. Evet. Gidip gelmiyorlar, dönüyorlar. Dönüyorlar. Evet. Kaçıyor bazen. Dışta bulunan orbitlerden sıçrıyor, kaçıyor, gidiyor. Fazla oluyor, kaçıyor, gidiyor, bulaşıyor. Bir de orada da bir sistem var. Yani onlar birbirlerini tanıyorlar. Verecek olan var, alıcı olmaya yatkın olan var. Alan buluşuyor ötekiyle, neredeyse evlilik gibi bir şey yapıyor. Ayrılabiliyorlar. Herhangi bir sistemden söz ediyorsak, bunun bir kurucusu var. Zaten bizim vardığımız noktada orası zaten. O muhakkak zaten, yani kurucusu olmadan sistemden söz etmek akleden insan açısından yani en çarpık olan şey bu. Yani kurucusu olmayan bir sistemden bahsetmek insan varlığı açısından en ters olan şey. Akulu kavli hâzâ ve estağfirullâhel azîme li ve lekum ve lisâiril mu'minîn. Rabbena la tuâhidna in nesînâ ve ahtâna. Rabbena ve la tehmil aleyna isran kemâ hamaltehu alellezîne min qablina. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.